Evet. Geldi daha fazla salataları da getir abla. Direkt tadına bakalım. Zaten beklediniz bayağı. Afiyet olsun. Afiyet olsun herkese. Emine Hanım sizden başlayalım. Yemekle ilgili etleri yakmışsınız maalesef. Haşlarken oldu muhtemelen. Yok, fırına verdim. Yani haşlamadım ki, kavurdum onu. Normaldi. İşte kavurma şey olmuş. Yani böyle kara bir et. Hani açıkta olsa belki görürüm. Yani. Ama o zaman çok hızlı pişirmeseydin. Görme ihtimalin yoksa daha ağır pişseydi. Mesela yani pişmeden yanmış. Çünkü bir tane yanmamışını yedim. Şeyini yemedim. Yanmışları yemedim. Etler pişmeden yanmış. Pilav için yorumunuz nedir? Pilav da diri. Diri pişmemiş yani. Peki şu anda iftar sofrasındasınız. Doydunuz mu Emine Hanım? Doymadım. Yani devam etmek isterdim ama etlerin hepsi yanık. Pilav diri. Yani Leyla Hanım'ın masasından aç mı kalkacaksınız? Ana yemekte geldiğine göre aç kalkıyoruz. Evet. Allah'ım yarabbim. Bilmiyorum yani bu... Salata değişik bir yorum geldi bana. Leyla Hanım sadece şunu soruyorum. Bunlar yanık değil mi? Ben mi yanlış görüyorum? Ama açıklamasını yaptım. Fırın usulü yani sonuçta. O zaman peki Emine Hanım beğenmedi ve sofradan aç kalkacağını söyledi. Puanın açıkçası ben de merak ettim. Peki Ceylan Hanım'dan başlayalım yoruma. Buyurun devam edelim. Emine Hanım'a katılıyorum. Benim etimin çoğu yanık. Ya yani onda gene şey vardı yani bu. Hani sağlam et. Benimki şöyle hani görsün kamera diye de açtım içini şöyle tamamen hani yalanda şey kalmayalım diye şöyle. Siz bunu eti kavurup ondan sonra hepsini mesela içine koyup bütün harmanlayıp da ondan sonra mı kağıtlara önce, eşit şekilde pay ettiniz? Nasıl önce ettiniz? Eti pişirdim. Evet. Sonra sebzeler ilave ettim. Bir de bir tık da öyle pişti. Sonra kağıt kebabı yaptım. Ha, sosla birlikte evet, beraber evet, biraz evet, harmanlandı evet, yani. Evet, beraber evet, harmanlanıp ondan sonra ben buraya eklendi. Ben anlamadım sorabilir miyim? Tabii, pişti dediği mühürledin mi? Haşladın yok, mı? Kavurdun mu? Kavurdum. Yemek olarak susuz, pişirmiş. Sadece kendi. Kendi suyunu çekti. Sonra bir su bardağı sonra kadar su koydu evet, içine. O zaman siz suyunu orada fazlasını aldırdınız. Fırına verdiğinizde de ette su kalmamış evet, zaten. Ondan. Ve et suyunu tamamen çekmiş. Ya şimdi ben kuzu etiyle pişirecektim. Kuzu eti ya da dana eti değil. Şu anda pişmiş ya da pişmemişi bile konuşmuyoruz. Hanife Hanım yan. Yanmış, yanık konuşuyoruz. Ya işte. Pardon, özür diliyorum peki, Leyla. Peki etler pişmeden mi yanmış? Emine Hanım'a katılıyor musun? Hayır, bence suyunu tencerede çok bıraktığı için suyunu hayır, tamamen et çekmiş. Ve fırına verdiğinde hayır, artık suyu olmadığı için tamamen kendine... Et yediniz mi? Hayır, suluydu. Yedim ama suluydu, ne yedim bilmiyorum. Suluydu. Çiğnemesi yani, çok zordu. Şey olmuş yani, iyice tamamen gitmiş. Evet. Pilava gelecek olursam pilav diri. Olmamış ve lezzeti yo, hiç yok. Anladım. Salatamızın da... Hiç ekşisi yok. Belki nar ekledim diye düşündünüz heh, evet, ama o şimdi ekşilik hiç vermemiş. Narı koydum direkt nar ekşisi. Çünkü ekledim, narı çiğnersek bir de siz mor pancar dediniz. Evet. Bu bir mevsim salatası olmuş. Evet. Ben pancarı daha yoğun bir şekilde bir pancar bekliyordum. Burada i̇şte pancarı aradım yani şöyle. Nasıl aradınız? Bakar mısın i̇şte pancar yok yok ya bunlar işte, morlahana. Daha i̇şte dediğiniz olacak, morlahana. Yok ya, Leyla Hanım bakar mısınız? Bugün yok. Takıldınız değil. Ha, nerede pancar? Ya birkaç tane şöyle ufak ufak bir pancar ya salatası dendi salata bu bir. Karışık, hayır ona siz gelir, demediniz ona ki gelir, bize mevsim salatası içinde pancarlı da ya da pancar da koyabilirdiniz evet, mevsim salatası evet, deyip. İçinde çünkü kış ayındayız dedim, mevsimi. Dedim. Öyle evet, mi dedi? Salata kırmızı pancarlı mevsim salatası. Evet. Öyle mi? Evet. Pardon evet, o zaman tamam. Ama ben pancarı biraz daha yoğun beklerdim. Pancarı pancarı ön planda çıkarttığınız için. Pancarı belirttiğiniz için. Pancar göremiyor. Aynı onu demek istiyor. Biraz da doğru söylüyor. Belki yani karışımı yani şey olabilir. Tamam. Yani. Sizin ya senin yorumun da o şimdi. Peki salataya geçtim ama ana yemek yanık deniyor ve pişmemiş deniyor. Olmamış yani. Ana yemeğiniz de olmamış. Üzgünüm. Ve içinde biraz da bunun bir altına su koysaydınız ya buhar verirdi koydunuz mu fırının için içine yani bir su? Eşitliği bak, su hayır mı hayır diye fırının soruyor, içine hiç su koydunuz mu? Kendi suyuyla koydum. Fırının hayır, içine tabii, ayrı bir kase, yok, kap hayır, bu kadar hayır, kurutmazdı belki hayır, o nemlendirecek de alttan. Ya fırını, ortasına bir kase ya da altına bir tepsi. Aynen bir şey, tepsi bir şey yani, koysam bu buharıyla buhar isterdi bu yemek pişerken ve buhar olmadığı için fırın tamamen kuruttuğu için bu zaten tavada da tencerede ama de şey olduğu için tamamen kurumuş. Bu et zaten et, fırında yanmamış bence. Pişirirken yakmış. Hayır, yok. Tamam, neyse ya, benim yorumlarım bu kadar. Elinize sağlık. Peki Emin Bey sizden devam edelim efendim buyurun. Şimdi Leyla abla bu dedik hani anlatıyor ya tencereyi attığında tencere de yapmışsın zaten eti. Yok.
yanmaz. Yani kurutmuşsun onu. Kurumuş. Hayır. Hayır, neye katılalım şimdi? Bu kağıdın içinde, fırının içinde yanmaz. Eğer altına su koyduysan eğer. Fırında olabilir. Koymamış. Fırında. Ama yansaydı. Su koyduysan altına. Kağıtlar da yanar. Yok, fırında olabilir. Çünkü ben fırında yanacak bir şey göremiyorum. Bu kağıdın üstünden fırında yanamaz. Fırında mı yandı? Mümkün değil. Bitirsin yorumunu, bekliyorum. Ben bitireyim. Bu kağıt kapalıydı, sen açtın değil mi? Evet. Bu içinde yanma şansı, bu şekilde yanma şansı yok. Hayır. Ya fırına bunu önceden tencereye fırına. Tencereye özellikle. Bir dakika, fırına kağıdı unutarak attın. Hayır. Sonra canım, bir yani yorum yapıyorum yani. Evet. Kağıdı unutarak fırına attın etleri. Orada kağıdı koyacaktı diye çıkarttın. Yok, koymuş olabilirsin. Hayır, bu bir. Hayır. İkincisi. Kağıt kebabını kağıtsız mı fırına koyduğunca diyorsunuz? Olabilir, hayır. Ben zamanla yarıştım zaten. İkincisi. Ya yorum yapıyorum. Olmayan şeyle hani. Beyla abla, ikincisi yemek hakkında yorum yapabilirsiniz de ama tencerede mesela bitirsin, tencerede bak konuş bitirsin. Bana gelince ben normal yorum yaparken sesini çıkartıyorsun hanımefendiler resmen sizi hiç beğenmiyor. Bir tane cevap vermiyorsun. Onlar da görecek yani. Ben hayır, yorum yapıyorum. Şey değil, böyle olmuyor beyefendi. Siz bir şey söylemediniz de yani daha detaylı hani bizi aydınlatıcı bir şey söylemediniz aşçı olduğunuza rağmen. Nasıl söylemedim? Bütün detayları ya, söyledim. Ya ben söylemem gerekiyordu. Artık ateşte yaptım. Başka hayır, türlü bu hayır, nasıl yanabilir? Hayır, fırında. Nasıl becerdim dibi bunu kadar yapmayı diyor. Aynen. Bir dibi tutmuş. Bu güzelce yanmış. Bunun normalde yapılışı şu. Senden bunu bekliyordum. Performansı bekliyordum. Bunu biraz sulu olaraktan. Suluydu, önce tencerede bayağı ama. Bir sulu olması suluydu, lazımdı. Fırına koyduğumda suluydu. O Allah zaman sulu çok böyle. Beklemiş. Yani bayağı bir suyunu beklemiş. Haddinden fazla beklemiş. 20 dakika işte 40 yani. Bekletmişsin. Fırında. Yok o kadar zaten zamanım yoktu. Kadir Bey şimdi o zaman biz bunun nasıl yandığını anlayamadık yani. O zaman Kadir Bey, anlayamadım. Bir şey sorabilir miyim? Yani şunun bir yerle temas etmesi gerekmiyor mu? %100. Mesela ya kağıdın altı yanık değil, üstü yanık değil, sebze yanık değil. Sadece şu bir yere fırın ısısıyla yanmış olabilir mi? Ama o zaman kağıt sadece olabilir. Altı mı yanar? Isısıyla, ya da evet. Sadece biri yanar biri o zaman yanmaz. Şu, şunlar var ya kaybolması lazım evet. Kadir Bey. Bunların kaybolması lazım. Fırında yaptıysa bu bezelyenin bu kadar sert herkesin olmaması lazım. Havada yanmadı ama. Ama onu şunu bakın, söyleyeyim. Tencerede koyarken ben de gördüm. Tencerede hiçbir şey yanmadı. Dediğim gibi olmuş Kadir Bey. Benim işte nasıl? Anlattığım gibi olmuş. Susuz koyduğu nasıl? İçin mi? Anlattığım gibi olduğu için suyu tencerede yakmamışsınız zaten. Hayır tencereden bahsetmiyor. Sen tepsiyle su koydun mu fırına? Koy. Nerede su var diyorsun kesinlikle. O zaman? Yok yani alasını bunu koydum ya. Böyle kuru kuru koydun. Ya, ne yaptı ya bu? Resulallah. Kuru koyunca fırında suyunu pişti o suyla pişti. Pişmemiş işte yanmış o suyla. Allah'ım ya Rabbim nasıl pişmemiş ya? Fırının içine de su koymamış su galiba o yüzden. Zaten öyle. Bir de Halife abla yorumunu yapsın devam edelim. Buyurun. Bunun içinde sos, biraz soslu olması lazım. Sosluydu. Kebap evet i̇şte sosluydu. Sosu çekmiş. İşte fırında piştiği için. Altında su koymadığın keşke için. Keşke yani sizin bu yorumları buharda, yapacağınızı biliyordum. Dinle bir ondan sonra. Tepsiyle su koyacaktın altına. Bunlar buharlaşırdı bu etlerde yanmazdı. Buharlı pişerdi. Onun buharı bu etleri yakmazdı. Kağıt kebabı öyledir. Yani siz altına ama siz bak diyorsunuz ki kağıt yanardı. Bu et tencerede ya yandı. Tencerede yanmadı. Onu kabul etmiyorum. Yani bunu akıl almaz bir... Kağıdı mı iyi kapatamadın acaba? Ben tencerede yandığını söylemedim zaten. Ben söylemedim. Ben yani bir yere temas etmiş. Ama fırında... Peki şu anda bu orijinal bir kağıt kebabı mı? Hayır değil. Soğanları muanları kaybolmuş, kurumuş mesela. Bak bitti soğan. Arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Arpacık soğanları işte. Da yanmış. Arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Benim şeyim için mi? Bilmiyorum yani bu yani ana yemekten sonra. Yani benim pişmiş köfteme pişmemiş. Bak, bu ne biçim? Siz de köfte diyorsunuz ama ya köfte ama köfte demediniz bize. Sebzeli köfte. Sebzeli köfte de işte. Sebzeli çöp şişti. Bize önümüze köfte geldi. Hatta köfte de değil. Bir dakika bir şey söyleyeyim. İçinde kapya biberi vardı, yeşil biberi vardı. Onları İçinde değil bize. Sebzeli deyince biz de şiş deyince ne anlarsınız? Şiş. Sizin gününüze geçiyoruz ama bir tek tek takılır da öyle düşündük. Siz o zaman bu kağıt çok yok. Onu da zaten olmamış. Peki, afiyet ya, olsun herkese. Leyla Hanım siz ne yaptığınızın farkında değil misiniz? Yanık. Bu etler yanık. Hala yanık değil diyorsunuz. Ah Leyla Hanım ah. Keşke biraz daha dikkat etseydiniz de böyle olmasaydı. Leyla abla sen de lütfen sıran geldiğinde cevap ver. Emin Bey'e katılıyorum. Hanımlar bir şey söylediğinde sadece onay verip geçiyorsun ve daha sonrasında cevap vermeye başlıyorsun ama sorular tamamıyla bitmiş oluyor. Ve tek söylediğin şey neden yemekler beğenilmiyor? Bunun cevabını ben sana soruyorum. Neden yemekler beğenilmiyor? Çünkü dinlemiyorsun hiçbirinin sorularını. Yani problem burada. Birbirinizi hiç dinlemiyorsunuz. Emin Bey'e hak veriyorum. Az önce sabahtan beri dünyanın yorumunu yaptılar. Sadece şunu söyledim.
Neden bilmiyorum, neden bilmiyorum. Emin Bey'e gelince cevabını verdin. Ona verdiğin cevabı hanımlara niye vermiyorsun? Onlara da verdim. Vermedin. Yani. Hayır, sadece yani, neden kutu. Bilmiyorum dedin. Kapalı kutu dedim yani. Tamam, niye yandı o zaman bu et? Yok dedim tamam, yani. Neden yandı o zaman bu et? Bunu açıkla. Bak, yarım saatte bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Şimdi sıra sende. Onu bilemiyorum yani. Ama hani nasıl bilemiyorsun? Yemeği yaparsın. Demin dediğiniz gibi eğer et fırında yandıysa sebzelerin kaybolması lazım. O zaman niye yandı bu et?